Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir arkadaşımız bana bir soru sormuştu. Onun üzerine çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Anleslih mi, vegan mı? Bu video bunun konusu olacak. Şimdi anleslih ve vegan ikisinin de anlamı temelde baktığınızda aynı ama arada fark var. Ben bununla ilgili bir test sorusu da hazırlamıştım. O test aynı test üstünden neden ikisinin aynı olmadığını söyleyeceğim. İkisi de den dolayı yanlış değil kullanımımızda ama arada fark var. Genelde biz belirli günler için anleslih, aradaki fark çok kolay aslında. Belirli günler söz konusuysa, özel günler, işte doğum günü, Geburtstag, özel bir tatil bir şeyse Feier, işte ne bileyim ölüm yıldönümü, ne bileyim anma töreni, anma ya da şöyle Türkçe mi yazayım size hepsine? Evet, anma töreni, doğum günü, sevgililer günü, özel bir gün. Özel bir kutlama günü, özel bir kutlama günü. Yani belirli günler söz konusuysa biz anleslih yapısını kullanıyoruz. Anleslih, şimdi vegan den dolayı ama anleslih vesilesiyle, bu vesile yani bu günden dolayı vesilesiyle anlamını taşır. Ama vegan vesilesiyle anlamını taşımaz. Yani mesela burada ben bir vegan mı, anleslih mi? Aradaki farkı iyi görebilmeniz için daha önce YDS sorusu olarak bir soru sormuşum. Mesela Hamburg Cruise Days. Hamburg işte Cruise Days, kruvaz gemileri günleri nokta nokta dan dolayı Hamburg limanı işte çok özel bir mekana dönüşmüş. Kısaca şimdi birebir çevirmeyeyim de diyor. Şimdi bu da vegan yanlış değil ama Hamburg Cruise Days dediğim özel bir gün. Tamam mı? Özel bir gün söz konusudur anleslihte. O yüzden ne demiştik? Doğru cevap anleslih demiştik. Tekrar edeyim. Anleslih, anma töreni, doğum günü, sevgililer günü, özel bir kutlama günü olur. Ya da 23 Nisan örnek veriyorum. İşte çocuk bayramı günü. Belirli bir günün kutlamasının vesilesiyle bir şeylerin olması anlamında genelde etkinliklerde kullanılır arkadaşlar. Anleslih ve vegan arasındaki fark budur. Arkadaşlar evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.